Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bugün öğlen dersi yapmıştık, onun devamı. Korku ve haf. Korku gündemi den seçtik. Çünkü şimdi mecra verilmezse, şu anda bu ihtiyaca cevap verilmezse sonra tesiri az kalıyor. İnsan okuyor ama bunları unutuyoruz. Çünkü külliyatı birkaç ay sürüyor bir okumak. Külliyatta geçen cümleleri, korku ve hafla alakalı cümleleri yorumlamak. Korku 6 tane. İnsanın en zayıf damarı var, 6 tane. Basarsan duman eder o. Hucumat İstik'te Risalesi'ne geçer. Her derste sayıyorum. Birincisi neydi? Hubbuca. Yani makam sevgisi. Baş olma sevdası. İkincisi? Haf, korku. Üçüncüsü? Menfi milliyet. Tamah. Dört? Menfi milliyetçilik. 5 enaniyet. 6 tembel. Bak şimdi. Bunların içerisinde haf ve korku konmuş. Duman ediyor, duman. Ustad diyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel gören, seyreden, dinleyen, okuyan yani. Güzel gören hayal olur, tefekkürle olur, ilimle olur. Gören güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Açılım ne demek? Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Şimdi korku mektubatta cumati sittede bir yer, büyük bir yer. Orada ilim zemininde korkuyu mantıksal kaldırıyor. Mantık zemininde değil. İlim zemininde mantık kullanıyor. Mantıkla yok ediyor korkuyu. Külliyatta korku veya haf geçen yerler var. Onları ben bir araya getirdim. Geçen cümleleri. Şimdi o cümleleri okuyorduk, devam ediyor. Sonra ben o cümleleri kendi ihtiyacıma binaen, bu haletime göre o cümleleri okurken haletime düşen, halet aynama düşen cümleler var, bir yaprak. Onu okurken alemimi seyrediyordum. Kendi haletime göre, hani balık tutmak bile hepsi farklı yöntem ya, palamut farklı şekilde yakalanır. Sargan, mezgit, bugün örnek verdim. Bu manaları da yakalamak için halet farklılığı gerekiyor. Onun için koronanın getirmiş olduğu korkudan istifade etmek lazım. Ganimet kabul etmek lazım. Korkudan korkma. Yönetememekten kork. Korku bir halettir. Balık nasıl farklı şekilde tutuluyor? Sargan gece tutulur. Palamut hareketli tutulur. Mezgit ise yanına atacaksın adamın. Yani hayvan bile ona uygun yöntemle avlanır. Koronayı ganimet kabul edin ve fırsata dönüştürün. O bize açtığı bir halet var. Halet aynasında mana var. Bak bu çıktı. Buna ihtiyaç duydum. Topladım. Şimdi bir kere bir kural vardı. Her şeyin, sen de bunu şey yapıyor musun? Bak. Her şeyin ifratı, vasatı, tefriti var. Her şeyin ama. Mesela haset. İfratı nedir? Onda olmasın da bende de olmasın. Tefriti nedir? Bende olsun, onda olmasın.
Vasatı nedir? Onda da bende de olsun. Örnek için söyledim. Şimdi ifrat ne demek? Şeytandandır. Her şeyin ifratı şeytandandır. Şeytan bizim nefis gibi değil. Bitişik değil bizde. Girer çıkar. Nefis gibi değil şeytan. Giriyor çıkıyor. Kanınızda dolaşır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şeytandandır her şeyin. O da hariçtir. Bize giydiriyor. Korona korkusu, koronanın kendisi değil, korkusu öldürüyor. Balon gibi giydirilmiş. Hariçtir. Her şeyin ifratı hariçen sana giydirilendir. Her şeyin tefriti nefsemmaredendir. Nefsemmare demek bedensel hazlar ve hislerin bütünlüğüdür. Bunlar bu bedendeki hazları, fena madenleri Peygamberimiz Aleyhisselam ifadesiyle herkesle bir şeytan doğar. Yani bir ifrit. İfrit cin nevinden. O bizi takılmış bedene. Bedensel hazları, hisleri o aktif ediyor. Tamam mı? O cin, sel, cin, net oldu, cin oldu, net. Bu fena madenleri o nefsemmare yapıyor. Nefsemmare demek o ifrit demeden bir mahluktur. Bedene var. Tamam? Hepimizde var. İşte ona demiş ki benim şeytanım iman etti. Bugün anlattım ama burada anlattım. Vasatı ise her şeyin olduğu gibi sünnet-i seniyedendir. Fıtrat-ı asliyedir. Aslı. Fıtrat-ı selime de denilir külliyatta. Le. Ne değil. Seniye değil. Mesela korkmayı uygulayalım. Korkunun ifratı maddi ve manevi. Maddi ve manevi her şeyden korkar. Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmaz. Tefrit. Vasatı korkulması gereken zattan, mekandan, vasıftan korkulması gerektiği kadar korkmak. O da Allah'tır. Allah. Tamam? Hafla korku, haf vicdana aittir. Korku akıldadır. Korkuyu daha çok kafir cinler ve şeytanlar atar. Haf öyle değil. Tamam? Şimdi devam edeceğim. Burada soracağınız var mı? Yani her şeyin ifratı hariçtir. Yani şeytandandır. Tefriti nefsemmaredir. İnsanın dahilindedir. 13. lemada şeytanın istiaze risalesinde fena madenleri işlettirmekten. Vasatı sünnet-i seniyedir. Nimet ilahiyedir korku. Korkunun insandan kalktığını hayal edin. İnsan değil. Bir otoban yolu düşün. Bariyer var sağ ve sol. Sağ taraf ümittir bariyer. Sol taraf korkudur. İstikamet yol. Şimdi kaldığım yerden okuyorum. Bu ifrat tefrit çok önemli. Hariç mi giydirildi, dahilinde midir? Abi bir soru sorabilir miyim? Vasatı yakalamak için abi, ifrat yapılır. Yani ifrat yaptım ama vasatı yakalamak için yaptım. Öyle olmaz. Mesela ifratı için ne diyor biliyor musun ustad? Evet. Hastalığımı kimseye sorgulattırmadım diyor. Çünkü sana onun anlatacağı şey sana giydiriliyor. Seyrettiğin video, okuduğun yazı, birisine bir hastalığını sorgulattın. Sen bundan lakayt kalamazsın. Kafaya girdi, filmi kapattın, kafa kapanmıyor. Adam gitti, buraya ekti, dölledi. Ondan kurtulmak için nasibin varsa en az birkaç saat gerekiyor. Onun için ne diyor 243 Emir Dabir'de? Hastalığımı kimseye sorgulattırmadım diyor. Niye durup dururken test oluyorsun, sorgulattırıyorsun. Ondan sonra hiçbir şey yok. Böyle bir pozitif bir şey çıksa, örneğin gündelik hayat olduğu için bitti. Ölüm senaryosuna giriyorsun. Niye sorgulattırıyorsun? Diyor ki, 243 Emirdağ, ben diyor resmi ilaçlara ihtimam etmedim, emniyet vermedim. O kardeşimiz diyor beni taklit edemedi diyor. Barlı 66'da diyor ki,
Hekimi Haz'ın bir nasihatı bazen bin nafi ilaçtan daha faydalıdır. Bu ders değil arkadaşlar, bu tedavi. Bu tedavi. İnsanlık inim inim inliyor bundan. Hariç giydirmiş. İfrattalar korkuda. İfrat. Hariç ona giydirmiş. Elbise yapmış. Dünya oluşturmuş. Girmiş içine. Çık bakalım hadi. Düşünceler kanı değiştiriyor. Kan dokuları diyerek o da organa vuruyor. Bak güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ne alakası var değil mi düşünceyle? Cümleleri okuyorum. Öyle bir çıkarımlar da oldu ki Allah nasip etti ki. Kaldığım yerde devam ediyorum. Sözler 357. Sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Ha bu işte. Öyle şeylerden korkuyorsun ki merhamet etmiyor ki sana. Öyle bir şeyden korkuyor sana merhamet et. Arkadaşlar temel ne biliyor musun? Bedene ben diyor. Gömleğe ben diyen adam var ya. Bedene ben diyenden ne farkı var? Bu beden ruh ilişkisini anlatayım. Şu bina bedendir. İçinde oturan insan duyguları, hisleri, inançları ne kadar farklı binadan? İşte beden binaya benzer. Ruh ise sizsiniz. İşte bu binaya ben diyen adam bedene ben diyen adam gibidir. İşte bu mezara gireceği için ben gireceğini zannediyor. Barla'da mıydı ya? Barla'da veya gayrimüteşhidde Hulusi abinin bir örneği var. Ağaçta diyor kuş konmuş. Siyah beyaz bir adam diyor. Hatırladınız mı? Hatırladınsa Barla'da yoksa gayrimüteşhidde okudum. Ağaçta kuş var diyor. Siyah beyaz adam eski hırsallardan var ya öyle hızar. Hızarla ağacı kesiyorlar. Hırr hırr hırr. O ağaç kesilse hızarla, devrilse kuş ne olur? Yani ağaç devrildi diye ben de devriliyorum. O çürüdü diye ben de çürüdüm mü diyor kuş. Kuştan maksat ruhtur. O ağaç bedendir. Siyah beyaz adam gece gündüzdür. Hızar ise zamandır. Kardeşim, biz esas korkacak şeyi kaybedince Allah belamızı verdi. İmanı kazanmaya ve kaybetmeye davası başımıza açılmış. Onu unutursak bedensel beka verdik, bedene beka verdik. Sonsuz hayat verdik, sonsuz aşkı beka verdik. Oysa Allah için bilinmesi lazım olan o aşkı beka, nihayetsiz hayat, nihayetsiz vücudu anlamak için, Allah'ı tanımak için verilen bu özelliği biz buna verdik. Bunun bekasını aradık, belasını çekiyoruz. Sen onu okuduk. Sözler 363. Akıl geçmiş eylemleri ve gelecek korkuları tokatı ile senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içine bin elem katıyor. Galiba bunu okumuştuk. Ama gene şey yapayım. Korkunun yönü gelecektir. Bak korku geçmişten değil. Korku geleceği yorumlayamamaktan. Peki kim yorumluyor? Geleceği yorumlayan imanın nurudur. İmanın iki özelliği var. 23. sözde söylüyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet nokta istinad. Allah'a teslim tevekkülü temin eder. İmanın nuru ise geleceği, kabri ve sonrasını temin eder, nurlandırır. Bize anlam katar hayatımıza. O zaman imanı bil ahiret, Allah'a iman arttıkça dünyamız değişir. Niçin değişir? Yapamam. Niye yapamazsın? Haramdır. Diyemem. Günahtır. Bunu oraya ben edemem, yapamam. Peki bunları kim? Biz bunları nereye göre yapıyoruz? Diyemem, yapamam, gidemem, veremem, ayıptır, günahtır. Olur mu? Bu ahirete iman nispetinde olur. Ahirete iman aileni de dünyanı da tanzim eder. Abi kadere iman da. Harika. Korkuları
kaldırıyor. Burada var da onun için. Men amene bil kader emine minel keder. O zaman keşkeler, elemler maziye aittir. Onun çaresi nedir? Tövbe ve istiğfardır. Peki korkunun yönü nedir? Geçmişten korku olmaz. Geçmişten elem olur. Gelecekten korku olur. Geleceğin korkusunu neyle kalkar? İmani bil ahireti tefekkürü imanla artar. Buna ait nereyi okuyabiliriz? Dördüncü şua. Dördüncü şua. Panzehir gibidir, duman eder. Tefekkürü imani. Ahirete iman geleceği, geleceği anlama katıyor. Kabrin üstünü kaldırıyor. Korkuları da çözüyor. Akıl ne yapar? Geçmişin elemlerini, geleceğin korkularını getiriyor, tokatlıyor. Pat 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 pat. Geçmişin elemini, geleceğin korkularını. Korku gelecektir. Unutmayın. Geleceğe aittir korku. Gelecekten gelir. Geçmişten elem gelir, teessüf gelir. Bir bardak su getirir misiniz Zübeyir abi? Gök zemin tahammülünden çekindiği ve korktuğu emaneti mutadit ucundan bir ferdi bir veci enedir. Ha, korkmak. Şimdi güzel bir anlama getirdi. Arkadaşlar bize yük verilmiş. İmanı kazanma veya kaybetme davası omuzumuza konmuş. Tamam mı? Bunu dağlar kaldıramamış. Kim kaldıramamış? Üç şey. Gök, zemin, dağ. Risale-i Nur külliyatında gök neyi temsil eder? Ruh. Ruhu. Gök, zemin neyi temsil eder? Zemin, kalp, Kabe, arş. Dağ külliyatta neyi temsil eder? Her peygamberin dağı vardır. Her peygamberin mağarası vardır. Ustadın da çam dağı var. Dima mı? Dima. Ağaçlar. Mağara. Vahiy geliyor mağarada. İşte emaneti üç sıfat, üç vasıf kaldıramadı tek tek. Eyvallah. Bir, gök. Allah emaneti ruha verdi. Ruh dedi ki, dursun mu? Ruh dedi ki, ya Rabbi ben emaneti tek kaldıramam. Gök. Ayette diyor, manasız mı olur? Emaneti göklere neresine verecek? İnsan mıdır o? İki. Zemine vermiş. Kalbe. Al abi, al. Zemin, iyi olur. Zemin nedir? Kalptir, arştır, kalptir. Kalp tek başına emaneti kaldıramadı. Bak bir şey anlatacağım. Diğer mahlukat otomatik olarak. İnsan ilk önce. İnsan menşeli izah ediliyor. Mesela semanın müekkelleri. Zeminin müekkelleri. Ondan sonra dağların müekkelleri ve yaşayanlar. Ama ilk önce insan bu. İnsanda tanımlaması. Mesela meleklere verilmiş gök. Kaldıramamış. Zemine verilmiş. Bütün hayvanlara çarpmış. Kaldıramamış. Bu ikinci izah. Çünkü ilk önce insan. Tamam. O zaman ruh, kalp, akıl bütünlüğü gelirse insan oluyor. O kaldırıyor. İşte korktuğu. Şeceri hilkatte manası gök, melaikelerdir. Sema, melek. Zemin, mahlukattır. Dağlara müekkel, oranın da hayvaniyat. Kaldıramadım. Ben konumuz bu değil, geçiyorum. 633 sözler. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, bilmesi demiyor. Bilmek ayrıdır, tanımak ayrıdır. Sıcak yapsın bana. Bu soğuk. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, elin bir korku, dehşeti içinde bir vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakar. Her vakit mi hocam? Her vakit. Her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakar. Demek ki kabir neye dehşeti gözüküyor? Allah'ı tanımıyoruz.
Hani diyor ya Kur'an'da, benden kork. Benden kork. Ne yapar korku? Arkadaşlar, bu toplamadan çıkarttığım cümleyi, en veciz cümleyi söylüyorum. Korku, ifratı ve tefritini söylüyor. Korku, geçmişe sağırdır. Allah'a imanı duymaz. Allah ile alakayı kestirir. Korku. Korona mesela. Allah mı varmış? Kainat Allah mı idare ediyor? Kainatın patronu sahibi Allah mıdır? Yoksa her şey kendi başına mı cereyan ediyor? Kopuk. Demek ki korku, nokta istinat olan geçmiş. Nokta istinat var ya, geçmiş. Oradan sana yardımı kesiyor. Allah'a imanı kesiyor. Geçmişe korku seni sağır eder. Ahirete iman gelecekti. Geleceğe seni kör eder. Hazır zamanda seni köleleştirir. Korku böyle bir şeydir. Eğer yerinde kullanılmasa ama yerinde kullanılırsa marifetullah'ın zeminidir. Bir daha. Yaslanıyorum. Bu noktayı istinat, Allah'a dayanmak, Allah'a iman. Korku zamanında hemen Allah olması lazım alemimizde. Allah var ya, korktuğum şeylerden de büyüktür. Allah'a hükmü ne demek? Korktuğunuz her şeyden daha büyüktür Allah. Günahından mı korkuyorsun? Allah günahından da daha büyüktür. Onu da affedebilir. Günahın mı var? Allah'a iman, tövbe ve istiğfarı getiriyor. Peki, gelecek nedir? Ya mezarlıktır ya, korona, siyah poşete giriyor, toprağa falan, bunlar bir şeyler oluyor ya. Nedir orası? Kabir. Üstünü kim kaldırıyor? İmanı bil ahiret. Ahirete iman. Ahirete imana kör ediyor korku seni. Geçmiş Allah'a iman ettin. Allah'a teslim ve tevekkülünü unutturuyor sana, sağır ediyor. Geçmişe sağır ediyor. Allah'a iman. Geleceğe seni kör ediyor. Seni kör ediyor. Peki hazır zamanda ne yapıyor? Hazır zamanda seni köleleştiriyor. Fırsat verme. Köleliğe fırsat verme. Teşekkür ederim. Çok acayip dersleri ama vakti gelince keyif olur. Bunu bir sene önce yapsanız keyif vermez. Bu korona, Hazreti korona kalktığı zaman da keyif vermez. Ne kadar meyhaneleri, gayrimeşrileri kaldırdı. Müslümana da vurdu abi. Taun, veba, doğumla 40 gün kadın, boğulmak, yanmak, salgın hastalıkla ölen, imanı varsa nedir? Şehit, şehittir, şehid-i manevi. Ne demek şehit? Öldüğünü bilmez. Hesap hesap yok. Namaz hesabı da hiçbir şey yok. Malı ne gitti? Sadaka. Hayatın oldu şehit. Ya, şehit oluyor anlamıyor. Şehit. Biz ne olacağız? Şerit mi olacağız? Belli değil. Acayip bir şey ya. Allah Müslümanı telef eder mi ya? Allah Müslümanı telef eder mi ya? O kadar memnun olmuşlardır ki şimdi şehit olanlar. Ölüme tatmadı. Bilmiyorlar öldüğünü. Bilmiyor ki öldüğünü. Mesela bak. Tayyip. Uyumuş. Uyku. Uykuya geçi demiyorum. Uykunun içindesin. Uykuda rüyaya geçmeyi hatırlar mısın? Yok. İçinde hemen doğarsın. Ölüm anı öyle olacak hepinize inşallah. Uykudayken rüyaya. Onun da 7 kat daha harikası. Efsane İbrahim. Acaba böyle mi olur mu? Sakın deme. Enayi nezenni abdibi. Nasıl inanırsan öyle olacak. Bana Allah öyle yapacak. Öyle mi? Vallahi bana öyle yapacak. Ne demek ya? Nasıl bunu? Sen de öyle de. Nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Hadis-i kutsi. Şey diyecektin abi. Ben bu medreseye geldiğim zaman ben bakıyorum. Normalde bu fiilleri yapacak bir adam ben değilim yani. Buraya ya, gelecek adam değilsin evet. Dedim acaba ben ölmüş miyim haberi mi yok yani. Abi, şey, ölmüş miyim haberi mi yok yani. Çünkü... Biz hak etmedik burada olmayı. Biz hak etmedik İslamiyet'i. Biz hak etmedik nurculuğu. Ne peki? Allah ikram etti, lütfetti.
ihsan etti. Allah verdi. Allah vermesi için bir şart yok. Şart nist. Şart çok. Verdi ya. Niye verdi? Sana ne? Verdi. Ben ne yaptım ki bana bu nimeti verdi? Allah kendisini bana verdi. Daha ne verecekti? Onun adı ne? İman. İmanın içerisi Allah'tır ya. O bizim misal var ya, otobüs. Otobüs mü? Otobüsünüz. Körüklü otobüs. Çok uzun. Şoför sizsiniz. Kimse yok. İlk binen Adem Aleyhisselam. Ne hissedersin? Ulan Adem Aleyhisselam senin otobüsüne niye geliyor? Sana teslim oldu. Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. 124 bin peygamber tek tek bindi. Şoför sensin. Halit ne yaparsın? 124 milyon evliya bindi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam otobüsüne bindi en son. Selam verdi. Ey ümmetim, ey kardeşim Halit dese. Ne dersin, otobüsüne biniyor? Lan şoförün sen olacaksın bunu. Kaza yapıyorum. Kullanmaya oturma. Ve milyonlarca, milyarlarca Müslüman da bindi hepsi. Ümmetleri de bindi. Hadi kaptan. Hepimiz sana güvendik. Yürü. Teslim olduk sana esbab aleminde. Şoförümüzsünüz. Kaptan sensin dese. Sen ne hissedersin? Buna da benzemez ha iman. İmanın içinde Allah var. Otobüsün içinde peygamberler var. İmanın içinde Allah var. Allah kendisini sana verdi imanı vererek. Daha ne verecekti? Misali bile bu kadar lezzetliyse abi. Ya acayip bir şey ya. Bu Allah'a gitmekte insan niye korkar? İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Rücu edeceksiniz, döndürüleceksiniz diyor. Yani yönünüz değişecek o kadar. Şu anda böyle pat pat oradasın. Böyle olacak arkadaşlar. Böyle olacak. Peki o anlatılan ölüm anı falan bir sürü şeyler var. Celali vaazlar. Bu cemal, bu cemali de değil benimiz. Asr-ı müceddidi Risale-i Nur'un ruhu bu. Celal'dan bahsedenler korkutur. Yani haf verir. Cemal'dan bahsedenler reca, haf verecek. İkisinin cemi kemal. Bu asıl insanlar Risale-i Nur böyle. Devam ediyorum. Ne kadar hoş ya. Mektubat 48. Daha neler var biliyor musun? Neler bulduk Resul, bir bilsen ya. Korkuyu bitirdim. Şeyi de bitirdim bu şimdi. Bir yarım saat önce. Haf'ı da bitirdim. Haf. Ya ne güzel şeyler varmış ya. Yani mektubatta sırf korku mevzu var ya. Onun dışında külliyatta serpiştirmiş cümleler bu. Bak sözlerde mektubata geçtim. Ya haf için neler diyor ya. Allah Allah. Hasan abi, hafla korkuyu abi nasıl ayıracağız? Bak, bugün bunlara anlaşılmıyorum. Korkuyla hafı anlat, şey yap, göstereceğim sana. Anlatmayla olmaz. Bak Halit'im. Bunu görüyor musun? Evet. Bu kafadır. Tamam mı? Ben tarif edeyim. Şurada bir alın var. Burada serbest bölge. Şuraya. Kulaktan, gözden, burundan vesaire. Kafanın içinde 7 tane mertebe var. Taayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Kafada. Kafanın bir yeri var ki serbest. Kafir cinler, Müslüman cinler. Şeytanlar, melekler. Hak, batı, doğru, yanlış, siyah, beyaz. Cirit atıyor. Sen oraya müdahale etme hakkın yok. Serbest burası. Bunun adı serbest. Tahayyül ve tasavvur. Nedir o? Şekiller ve düşünceler. Şekiller mekanı oluşturur. Hayal mekanı oluşturur. Düşüncelerin sıralanmasıyla da zaman oluşur. Buna serbest. Tahayyül ve tasavvur. Kafir cinler, Müslüman cinler, melekler, şeytanlar, cirit atıyor mu? İnsan vesvese vehimi şurada hata yapıyor. Onun kalkmasını istiyor. Vesvese ve vehim kalksın. Ya kardeşim insanlık gider ya. Vesvese şer değil. 5 tane vasıf kazandırmak içindir vesvese. Tahaliye dahildir. Tehavunu def eder. Lakaytlı atar. Ciddiyeti vesiledir. Teyakkuza sebep. Görüyor musun? Ha. Vesveseden kurtulmanın yolu nedir? Kurtulmaya çalışmamaktır.
onu anlamlandırmaktır. Ona binmektir. At gibi. Çünkü mali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Vesveseyi ortadan kaldıramazsın. Böyle bir şey yok. Fıtratta var. Şeytanı kaldıramazsın ki. Ha şimdi bak. Bu serbest bölgeye şeytan, kafir cinler, menfi vidolar, yazılar, olumsuz felaket tellalları, felaket haberleri insanlar buraya atar. Onların oluşturduğunun adı korkudur. Bunun karşısında Müslüman cinler, melekler, ervah-ı aliyeler, güzel filmler, güzel ortamlar, güzel dersler atar. O da ümiti oluşturur. Karşıtı. Tamam. Şimdi vicdanda his var. Vicdandaki hissin adı, bunun aslı, kökeni haf. Hafullah. Eylemde uygulayayım. Çocuk babadan korkar, kaçar. Çocuk anadan haf eder, tokatlasa bile gene şefkatli sinesine gider. Hafullah'ta lezzet varsa Resul. Allah'tan haf etmekte lezzetliyse, ya Allah'a muhabbet etmek nedir? Hafullah bu kadar lezzetliyse, bize her şeyden korktuğumuz zaman uzaklaşırız, Allah hariç. Korktukça ona yaklaşıyoruz. Keyif veriyor. Korku bile keyif veriyor. Haf vicdanidir. Korku aklidir. Peki nedir o? Korku geleceği yorumlayamamak. Anlamlandıramamak. Gidiyorum kabire. Neresi orası? Ulan sipsiyah bir toprak. Gel de burada şey yap. Peki haf nedir? Haf nedir biliyor musunuz? Haf. Haşir meydanının küçük bir nüminesi olan vicdanın yaptığımız günahlardan, haramlardan, haşir meydanının hesap vermenin küçük bir provası, vicdaniyatın bizi yakmasıdır. Ne işe yarıyor o? Kullan onu fırsata. Ha vicdan seni yakıyorsa o acı duyuyor böyle. Korku gibi bir şey var. Haf. Ha, o da seni tövbe ve istiğfara sevk etsin. Tövbe ve istiğfara sevk etmek içindir. Sana kamçıdır diyor. Haf Allah'a götürür. Korku Allah'a isyan ettirir. İçki içmeye çalışır ki unutayım diye. Haf vicdanidir, histir. Histir çünkü. Hissi haf diyor mektubatta. Korku aklidir. Tamam mı? Korkunun, korku sırf istikbale ait. Haf geçmiş ve geleceği içine alır. Anda sana kıbleni tayin eder. Haf. Bir dakika. Korku geçmişten koparır. Allah'a iman var ya, Allah'tan beslenmek, Allah'a teslim ve tevekkül. Oradan seni koparır. Allah'a imandan kopar, keser makas gibi. Sağır eder. Allah iman tarafını unutturur. Ahireti de kör eder. Geleceğin kör. Korku geçmişe sağır. Geleceğe kör. Anda ne yapar seni? Tutsak yapar, köleleştirir. Korku köleleştirir adamı. Duman eder. Ehli dünya nasıl kurtuluyor? İçki içerek. Veya Japonların yaptığı gibi intihar ederek. Anladın mı abi? Korku, evet, kafa. Haf, vicdan. Haf üç zamanı alır içine. Korku tek zamana bakar. Geleceğe bakar. Haf üç zaman. Hem nokta istinat. Bak Allah'a iman. Ahirete iman neydi? Nokta-i istimdat. İstimdat ne demek? İmdat diye bağırıyoruz. Ne demek? Yardım et. Fıtrata bağırıyoruz. Ebed istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Hastalık istemiyoruz. Korona istemiyoruz. İmdat. Kim cevap veriyor? Ahirete iman diyor ki bende var onlar hep. Bana gel diyor. Hastanede yok bu. Bana gel diyor. Şöyle diyebilir miyiz Hasan abi? He. Manevi bir terakkiye sebep olması için verilen haf hissini bizim tedenniğimize sebep olmak için hepsimiz korkuya dönüştürüyor. Veciz cümle bu kadar olur. Aslanım Zübeyir. Çok çok güzel. İyi yaptın. Allah razı olsun. Bu üç tane üçüncü canlı dersimiz ya. Evet. Onun için öksürüyoruz tabii ki böyle bir destek alıyorum. Hiç durmayacağız. Yarın da dersim var çok. Çok şükür. Anladık değil mi şekil? Keyif alıyor.
bir şeyi yönetmek istiyorsanız, korkuda dahil, onu tanıyın. Kim verdi, niye verdi? Devam ediyorum. Mektubat 223. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Allah birdir. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Sultan-ı kainat birdir. Hatırladınız değil mi? Korkma diyor. Bak ne diyor? Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Koronadan ezilme. Onlara temellük edip boyun eğme. Eğme boyun. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun elinde. Her şeyin dizgini onun yanında. Her şey onun elinde ya. Peki nedir o? Kendisini yaklaştırmak için yapıyor. Uzaklaştık. Allah'ı unuttuk ya. Bir hadis-i şerif görmüştüm bugün. Toplumsal musibet, toplumsal bir günahtan çıkıyor. Evlere mi soktu sizi? Biz hep dışarıya kaçtık. Toplumsal günah işleyince, beraber grup günahı işleyince evde tek tek kalın bakalım. El cezâ min cinsil amel. Hadis ya, o bana gelmişti telefonu. El cezâ min cinsil amel. Ne demek? Ceza amel cinsindendir. Toplu günah işlemenin cezası yalnız evde oturmaktır. Peki niçin? Tövbe et, istiğfar et. Kitap oku. Söyleyin akrabalarınıza, mümkünse cemaatle namaz kılsın. Aralarında inna ateyna kulu valla bilen şey yapsın. Her gün onarşar dakika Risale-i Nur okusun. Sen okun dakika. Ablan, kardeşin, annen, teyzen, babaannen kim okuyabiliyorsun? Daire dersi yapın. O cümleyi bir daha soruyorlar abi. Hangisini? Halit söyledi. Yani. Ve Halit söyledi. O uçtu gitti o. Ama kayıttan dinlerler. Çünkü çok güzel bir şey yaptı. Yapabiliyorsan bir de söyler misin yapabileceksen? Cenab-ı Hakk'ın manevi terakkimiz için vermiş olduğu half hissini manevi tedenniye sebep olmak için korku olarak karşımıza çıkarıyor. Evet. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Maşallah. Tebrik ediyorum. İstifade ettim elhamdülillah. Çok şükür. Peki, Mektubat 224. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Keyif veriyor bana. Yani olaylar çok güzel. Yani bana bir halet açtı ki, öyle bir pencere ki. Ben bu haleti 57 seneden beri görmemiştim. Vallahi bana dün mü evvelsi ya, camdan bakıyordum. Akşamı kıldım. Akşam yatsı arası tesbih var ya. Allah bir halet verdi ki. Dördüncü kat ya yukarısı. Tövbe haşa haşa. Böyle Allah'a böyle sarılasım geldi böyle. Öyle bir alet verdi. Öyle keyif aldım ki. Korona korku şeyleri var ya. Tanımladım alemimde. Hem tespit çekiyorum. Hem alemimde seyretmeye çalışıyorum o adamları. Bakıyorum kaçışıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan. Neler oluyor. Ondan sonra bunu yazdım. Baktım kaçışıyorlar. Tespit çektikçe acayip şeyler oluyor. Tefekkür ettikçe sıkışıyorlar. Sonra bir baktım ki böyle bütünlüğe getiriliyor. Neler oluyor ya içeride? Bir seyretsen ya. Bir tuhaf şeyler oluyor. İnsan ancak seyrediyor yani. Keyif veriyor. Okuyacağım size şey. Mesela korku sorumluluk getirir. Kim korkarmış? Sorumluluktan kaçan. Bak mesela aile sorumluluğu, kulluk sorumluluğu, cemaat sorumluluğu. Kaçan korku başına geliyor. Yani sorumluluktan kaçmanın ayak sesidir korku. Tek tek okuyacağım size. Buradan anladığım tabii. Bu kesin. Bu bana göre anladım. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. 224. Onu bulsan, tanısan yani. İman etsen yetmiyor. Tanıyacaksın. Ne oluyor? Her matlubunu buldun. Ne istiyorsan buldun. Hadsiz minnetlerden, korona korkularından kurtuldun. Korona mı var? Allah'ım da var. Günahım var ama Allah'ım günahımdan daha büyük. Benim günahım Allah'ı aciz bırakamaz. Görüyor musun? Benim günahım ne kadar büyük olursa olsun
Allah'ın rahmeti sonsuz. Niye? Allahu Ekber. Mesnevi'de nasıl geçiyordu? Ey nefsinin hududunu aşanlar, her türlü rezil kepazelikleri yapıp aşan kullarım. Allah'tan günahınızdan dolayı katreder. Günahınızdan dolayı Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Kul ya ibadiyellezi esrefu la taknetu min rahmetillah. İnna Allah gafuru zunuben cemiyem. Doğru mu okudun? Kul ya ibadiyellezi esrefu. Ey nefsinin, yani Allah'ın sana verdiği bu sistemi aşıp haddini aşanlar, her türlü rezillikleri yapanlar. Ayet. Sonra oku. Buldun mu abi? Ey günahlarından aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü bütün günahları bağışlayan ve acıyandır. Yani benim günahımı nasıl Allah affeder yani? Ya sen Allah'ın insan gibi mi zannediyorsun? Nasıl affeder? Öder. Yeter ki ya Rabbi de. Bir şey söyleyeyim mi size? Araya sokayım. Peygamberimizin hadisi bil mana. Ticaret için diyor bütün mallarını, bütün servetini deveye yüklemiş adam. Çölde giderken diyor uykusu geliyor, aç oluyor. Uykusu geliyor, iniyor, yatacak. Deveyi nereye bağlayacak? Çakamazsın kuma. Develeri diyor birbirine bağladı diyor adam. Suyu, ekmeği orada. Dinlenmek için yatmış. Uyanınca açlıkla uyandı, güneşle tepesine vurmuş. Baktı ki develer yok. Grup olarak gitmiş. Bir o tepeye koşar diyor. Hadis. Bakın. Bu tepeye koşar. Bu tepeye koşar. Bir tap düşer diyor. Zaten aç ve susuz. Koştu sağa sola deve nerede diye. Biliyorsun rüzgar tepeleri ova yapar. Ovayı tepe yapar. Kum. İzmiz yok. Ne olursun Mehmet? Ölüme mahkum. Hem susuz hem açsın. Bir de kum fırtınası gelse örtecek seni. Allah Resulü diyor ki ölüme tamamen ümidi kesip baygınlık bir hale geçti. Bir de baktı ki devenin sesi geldi. Develeri gelmiş. Ne kadar sevinir. Yeniden bir hayat bahşedildi değil mi? Kum fırtınasında gömülmekten, susuzluğu, açlığı gitti. Ticaret malı deline geldi. Öyle mi? Ne kadar sevinir? Hayal edin. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, günahtan sonra tövbe eden kulundan dolayı Allah tövbe mi etti? Allah ondan fazla seviniyormuş. Böyle bir Allah'ımız var. Allah o kulun sevincinden daha fazla sevinir. Tövbe etti diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tub aleyne ya tevabu ya kimu tevbeten nesu aleyakum minellezine zefalu fahişeten evzela manfusekum. Zekerullah festağferu li zunubihim ve miyafferu zunubi illallah. Estağfurullah el azim el kerim ellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etubile subhanu. Ya Rabbel alemin, senin Habibi Ekrem'in hürmetine ona söylettin. Onun hürmetine bütün ehli imanın ve nur talebenin hasreten amin diyen bütün kardeşlerimin bu hadisi kutsi bil mana ve bu tövbenin hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbel alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine hatırına. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah bundan fazla seviniyor diyor. Çok şükür. Çok şükür. Lemalar 76. Ona geçtik. Nefsi insaniye hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinirmiş. Ha, koronadan. Ulan cehennem var ya. Kabir var ya. Ya korona olunca mı dünyada ölümler ortaya çıktı? Ölüm yok muydu? He arkadaşlar. Korona ile mi ortaya çıktı bu ölüm ya? Neredeydi bu ölüm? Aynı. Hiç ölüm değişmez kardeş. Ölüm çoğalmadı, azalmadı. Biz gafletle sağır ve kördük. Görmüyorduk, duymuyorduk. Hiçbir zaman insanların gidişi, gelişi hesaplıdır. Kadere takdir edilmiş. Hiç kimse saniyesinden önce ve sonra ölmez. Hiç değişiklik yok. Ne oldu? Gaflet kalktı. Ölüm çoğaldı. Hayır. Ölümü görmeye başladı. Zaten vardı. Üst kattaki ölmüştü, umrunda değildi. Üst kattaki korona olunca aşağıda titremeye başladı. Üst katta da ölünce umrunda değildi.
Aşağıda cenaze taziyesi var. Evet eve gittik. Üstte televizyon çalıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 1975-76 yani 80'e kadar söylüyorum köyde. Değil bizim köyde, karşıki köyde sela duysak birisi öldü. Bir hafta hiç kimse radyo açamazdı korkudan. Şimdi komşu söylüyor, altta televizyon çalıyor. Bir daha lütfen bu şeyi alın. Komşusu üstte ölmüş, taziye var veya cenaze akşamı. Aşağıda umrunda değil. Tamam, öldü, umrunda değil. Yukarısı korona oldu. Acaba bana da o aldığı nefes bana gelir mi korona diye aşağıda titriyor yatağa girmiş. Ölmeden ha? Sen misin böyle olan? Cezaya bak. Bak ölmüş. Ders almıyor. Korona olmuş. Üst katla. Belki havaya verir. Bana gelir diye. Aşağıda titriyor. Korona, Hazreti Korona bak ne yaptı? Nasıl uyandırdı? Perdeyi kaldırdı kardeşim. Akrabalar birbirimizi tenkit ederek en ufak bir şeyde birbirimizin aleyhine bulunuyorduk. Ha, uzak durun bakayım akrabadan. Kıymeti bilmiyorsunuz lan. Kıymetinizi bilene kadar uzak durun. Ya korona ölümü getirmedi. Ölüm vardı. Gözümüzü kaldırdı. Perdeyi kaldırdı. Hiç ölüm miktarı değişmemiş dünyada biliyor musunuz? Doğanla ölen aynı. İstatistik aynı. Bununla ilgili ben de bir şey mesaj geldi abi. Ha. Normalde solunum yolu enfeksiyonlarından ölen 2019'da. Ha. Korona 2019. Gelmeden, ha. 2000, korona gelmeden önce 55 bin. Solunum sebebiyle ölen dünyada 55 bin. Dünyada değil, sadece Türkiye'de bu. Türkiye'nin. Allah Allah. Ha. Ondan sonra bu sene 2020'de solunum yolu enfeksiyonlarında ölen kaç ki? 15. 15 bin. Yani sırf dediğiniz gibi bu derslerin hürmeti korkuyu sadece aşıyor. Cenab-ı Hak düşürmüş yani. İfrat tefrit göster. İfrat hariç bize giydiriyor. Korkunun her şeyin ifratı şeytandan. Ne demek? Hariç bize elbise biçiliyor. Balon gibi bizi içine koyuyor. Anladınız mı? Ama bize kar nedir? Halet açıyor, halet. Halet avcı gibi, ayna gibi ondan istifade edin. Korku aletinden istifade edin. O bir şeyler mırıldanıyor, fısıldıyor size. Bak bu dersi yaptırdı, bana bu tefekkürü verdi, bu aleti verdi. Ya acayip bir şey. Ondan sonra oturduk, tövbe ediyoruz. Bak bu kadar halis nasıl tövbe yapacaktık ya? İyi ki geldi. Boş, kimse duymasın. Deli diyorlar zaten bize, bana ya. Şimdi, nereye geldik? Müthiş görünen kabir kapısına bak ha. Şimdi Mektubat 48 arkadaşlar. Lemalar mı diyor? Ha. Lemalar 76. Nefsi insaniye hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Onu izah ettik. Lemalar 114. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Kıyametten korkuyorlar. Allah Resulü'ne sormuşlar ya. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Ne demiş hatırlayınız var mı? Ölenin kıyameti kopmuştur. Değil. O tamam. Ölenin kıyameti değil de ölü geçmiyor. Küçük alameti senin ölümün. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Ona düşündürmek için başka bir şey diyor. Tabii istediğim cevap, hepsi cevaptır da istediğim cevap bu değil de. Sen diyor ona ne hazırlık yaptın? Şuraya bak. Bak bir şey de söyleyeyim size düşündürmek için. Allah Resulü peygamberden öteye bir şey yani. Nasıl bir şey de bilmiyorum. Bak pedagog, psikolog mu bak. Affetmeyle alakalı bir sohbet yapıyormuş. Bak ne yapmış? Bak şuraya. Ya Resulallah ben kardeşimi, Müslüman kardeşimi ne kadar affedeyim? Bir şeyler derdik değil mi? Şu kadar, bu kadar, böyle. O sahabeyi ve dolayısıyla hepimizi diyor ki, ey ashabım, ey felanca. Dedi ya ne kadar affedeyim, ne kadar miktar. Doğru, onun fikren, zihnen haşir meydanına götürüyor. Önünde diyor cennet, cehennem var diyor. Haşir kuruldu hesap, ne kadar af edilmek isterdin? Önünde cennet, cehennem var. Affı ne kadar istersin? Adam böyle durdu. Hayalen fikren oraya götürdü mü? Aldı onu getirdi dünyaya.
o kadar kardeşini affet. Şimdi bu normal bir psikoloji mi? Normal bir eğitim mi bu? Nasıl bir psikoloji, nasıl bir düşünce, nasıl vahidi bir kıyası? Nasıl insanı yapılandırıyor, nasıl ümitlendiriyor? Normal bir şey değil ki ya, normal peygamber, ya başka bir şey ya. Ya bir böyle rehber, öğretmen falan, danute bir şey ya. Bilmiyorum ki nasıl bir şey ya, nasıl bir insan bu kadar böyle nasıl yapabilir ya, nasıl düşünün? Ben biraz psikolojiyle meşgul olduğum için beni oraya taşıyor, o senaryoyu kuruyor bana, cennet cehennem var. Hesapta ne kadar af istersin o durumun karşısında? Onu o hisle, fikirle boyuyor, getiriyor buraya. Kardeşini o kadar affet ki, o kadar affa layık olasın. Ulan hep affettim da ben de zaten. Hep affettim. Niye? Hep affedilmek istiyorum da ondan. Şahit olun siz de. Ya Rabbi maddi ve manevi kim benim şahsıma, hizmetimle değil. Şahsıma ne yapmışsa, hakaret, hakkı, hukuk varsa hakkımı helal ediyorum. Ama davasına beni istihdam eden sahibi Kur'an veya davamız Risale-i Nur, onunla alakalı hukuk bilmem. Ama kendi şahatımı affediyorum. Çünkü affı çok istiyorum orada. Peki. Lemalar 136. Hazar et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Ne batırıyor bizi? Korona değil. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Koronadan korkuyorsun. Batmaktan kork. Seni batıran bazen bir lokma, bir haram. Bir tane, bir lema, bir işaret, bir öpmekten batma. İman, miman gidiyor. İman, imansız ölmekten korkmak lazım. Diğerlerinden eğer bu hakiki korku budur, bunu becerebilirse ki beceriyoruz, onlardan emin ediyor bizi. Lan bu korona denilen bize gelmiyor mu? Gelmedi mi ya? O kadar da geldi geçti ki. Yani emin niye konuşuyorsun diyor. Kardeşim esas korkacağından korkunca diğerleri almıyor seni. Tutunamıyor. Mesela bir misal vereyim. Şimdi Allah'a zayıf iman. Veya imanı yok. Ümidi ve ahiretle ve Allah'ta ümidi yok. Bir insan koronanın alameti olan titreme olduğu zaman Allah'a ve ahirete işin yoktu. Ne yapacak? Annesi, ablası, dayısı falan ne diyecek? Eyvah! Korona bu! Olur mu anne? Ya, baksana ya! Titriyorsun! Herkes fare gibi deliğine odaya kaçacak mı senden? Odaya kaçacak mı? Kaçacak. Onlar kaçtıkça korona dedikçe, onlar korktukça sen korkacaksın. Onlar titredikçe sen titreyeceksin. Acile sor yetişeceksin. Korku nefesi keser. Derler ya, korkuda nefesin kesildi. Bilmese de bir şey olmaz. Nefesin kesilecek, 3 gün sonra siyah poşette geleceksin. Peki ehl-i iman ne yapar? Ya hafif geçiriyor, ya hafif geçiriyor. Ya da o ağır geçirenler başka bir hastalığında. Niye? Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaati olan, esas korkması gerekenin imanı kazanma ve kaybetme olduğunu bilen hafif geçiriyor. Çünkü niye? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Yorumlamak. Saat başı kan oranları değişir. Düşünceden dolayı. Mesela bir kötü haber gelir, midene vuruyor değil mi? Ne düşünce? Ha. Eyvah! Korona oldun dedi annen, baban. Herkes odaya fare gibi kaçıyor. Kaldın ortada. Hani herkes sana yardım edecekti? Akraban akrep oldu. En yardım verecekler seni evhamını çoğalttı. Eyvah! Ne olacak? Sen de videolar seyretmişsen. İtalya'dan, şuradan, buradan o senaryo, tiyatro. Tiyatrocular çoğunlukla çekmiş o filmleri. Çoğusu aslı yok. Sen o filmleri de seyretmişsen olumsuzluğu titredin, poşete girme videosuna hemen giriyorsun. Ben poşetteyim. Beni poşete koyacaklar. Tabii. Eğer Allah iman ve tevekkül itimatın kanaatında yoksa, onun için Üstad ne güzel demiş. Uzak durun. Medyadan, şeylerden uzak durun. Uzak durun. İşgal olmayın. Peki,
Lemalar 161. Sırrı ihlas ile samimi tesanüt. Bak çareye bak. Koronaya, koronaya değil. Ölüme çare. Kabre çare. Sırat köprüsüne çare. Bak bir. Sırrı ihlas ile samimi tesanüt. Samimi ittihat. Hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper bir nokta istinattır. Görüyor musunuz? Kardeş olmak. Allah'ın kulları. Kardeş olun. Sır ihlas ne demek? İhlas şu. Allah için oturmak, Allah için yapmak, Allah için görüşmek, hepsi Allah için yapmak. Bu eylemdir. Sır ihlas olunca nedir? Yaptığının sahibi olmak içeride şu. Yapıyorum arkadaşlar, ihlas. Halit hoş geldin, Zübeyir hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçimden boşun devrilsin. İhlas var, sır ihlas yok. İçte bunun karşılığı yok. Onun için davranışlarımız doğru olmakla beraber içimiz de öyle olmalı. Bunun adı sır ihlas. Ha, o zaman eğer Müslümanlar samimi kardeş olursa, bak, birbirinin kuvve-i maneviyesinden sirayet eder, kuvvet alırız. Ehli iman benden güç alıyor. Ben de onlardan alıyorum. Siz benden güç alıyorsunuz, ben de alıyorum. Benim size en büyük iyiliğim, sizin bana en büyük iyiliğiniz nedir biliyor musun? Benim var olmamdır, senin var olmandır. Ben Müslümanlara en güzel, en faydalı menfaatim şudur. Var olmamdır. Onların da bana faydası nedir? En büyük nimet. Var olması yetiyor. Çünkü imanıma kuvvet veriyor. Bak ben yalnız değilim İslamiyet'te. Allah'a ve ahirete imanda ben yalnız değilim. Bu davada ben yalnız değilim. Benim kardeş abilerim, ablalarım, annelerim, babalarım, bacılarım var. Yalnız değilim. Bu bana güç veriyor. Peki cemaatin yok. Cemaatin yok. Zaten tek başına da yürüyemezsin. Lan ölümü bayılmak mı zannetti? Kabre girmeyi, köye gitmek mi zannetti? Nereye gidiyorsun tek başına? Ama cemaat olmak ölümü de kaldırıyor. Niye? Birimiz şarkta olsak, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cenupta, kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, dünyada ve ahirette olsak biz beraberiz. Ölen ne oluyor? Günah cihetiyle ölüyoruz. Sevap cihetiyle hepimiz yaşayacağız. Lan bu kadar sebep oldun, hizmet ettin, davaya gönül verdin, esbabül kelfayın. Senden sonra o davanın bütün hasenatına ortak oluyorsun. Yetmiyor. Namazın arkasındaki tesbihatı yaptığın zaman bütün geçmişteki nurcuların, gelecekteki nurcuların, şu anda yaşayan bütün nurcuların namazından, ibadetinden, eskarından, evradından risale okumasına ortaksın. Tesbihat yaptığın zaman. Ve bir talebe teresailinun sadikin. Yetmiyor anne babana da. İhvanina, ehevetina, ehibbaina, akrabaina. Hepsine gidiyor. Peki ne cihetle öldük? Günah cihetiyle öldü diyor Risale'de. Ben uydurmuyorum bunları. Bak ölüme de çare ne? Cemaat olmak. Lan 10 dakika Risale oku ya. Başka? Namazı, tesbihatı yap o kadar. 5-10 dakika günde Risale okuyan. Namazın sonunda tesbihatı yapan günah cihetiyle ölüyor. Günah cihetiyle ölüyor. Sebap cihetiyle yaşıyoruz. Herhalde bir tane de okuyayım keseyim. Daha ilk sayfadır. 4 sayfamız var. Tamam. Ne kadar oldu? 5 dakika. O zaman bir tane de okuyayım. Ben bu sayfayı size bir okumak isterdim. Biz bir 10-10 dakikada ondan sabredeceksiniz. Ama işinize yarar. Lemalar 196. İlk sayfa bitsin diye. Kadınlar hırkaten kıskançtır. Kadınlar yaratılış itibariyle kıskançtır. Bu kötü bir sıfat değil, kocasını korumak içindir. Kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ithamdan korkar. Bu korkuyu da aldım. Yani bu bir korku çeşididir. Mesela kadınlar kendine kötülük yapılmaktan, iftira yapılmaktan korktuğu gibi kardeşini, kocasını, evladı yerlerini de diğer kadınlardan korumak için kıskançlık verilmiş. Bu korku, bak ne işe yarıyor? Namusunu, iffetini koruyor. Bu birinci sayfayı bitirdik abiler. Kaldı 3 sayfamız. İnşallah Perşembe günü öğle namazından sonra bunu devam edeceğiz. Aldığım notu okuyayım size. Düz. Bir yaprak. Ama düz okuyacağım. Bu toplamaları yaparken
korona haletime düşen his, şeyler, manalar, korkuya. Korku neymiş? Dimağın, kafanın bütünlüğü bozduğu gibi korku his olduğundan vicdanla aklın bağını keser, seni köleleştirir. Vicdan ile aklın bağını keser korku. Bu sefer tek tek bırakır. Böl, parçala, yut. Aslı korku, yani niye korku verilmiş? Korku niye? Aslı korku nimettir, vasattır. Allah'ın haricinde her şeyden korkar. Onu anlatmıştım. Oraya geçeyim. Yani fıtratı asliyedir. Allah'tan korktuğun zaman nedir o? İmanı kazanma ve kaybetme davasında korkunca diğerler bunun için, bunun nazarında hiçbir şey değil. Yani imanı kazanma ve kaybetme. Allah kazanma ve kaybetme yani. Korona neymiş? Üst çıtadan aldığın zaman aşağıdakiler yok olur. İnsanların imanını kurtarmaya çalışanın imanı kurtulduğu gibi korkutanlar korku içinde yaşarlar. Mesela niye nur talebeleri imanı kurtulur, imanla kabre girecek? Allah ahiret, Allah ahiret imana hizmet ediyor. İnsanların imanı kurtulmasına uğraşırken imanı kurtuluyor. Bu bizde, benim yeğenim öyle diyordu. Senin psikoloji niye güzel biraz biliyor musun dayı dedi. Niye? İnsanların psikolojisi düzelsin, aman iyi olsun, aman korkmasın derken haberin yok, kendin düzeliyorsun. İnsan, biz de öyle yani. Böyle bir çoluk, akrabanıza bir şey anlatıyorsunuz ya, anlatırken sen motive oluyorsun. Ha, peki kürsüye çıktı, hep korkuyu anlatan kimdir? Korku içinde yaşayanlardır. Hep ümit anlatan kimdir? İster istemez ümit içinde yaşar. Çünkü anlattığının içine giriyor. Onun için nur talebeleri hep ümit verir. Korku mu anlatıyor, tehdit mi diyorlar cehennemle Allah ile? Onların ruhları öyledir. Ya. Korku zemindir. Korku zemindir. Neydin? Neyin? Ümidin. Ümidi doğurmak içindir. Fikirler, hisler, duygular ve latifeler birbirine hem ilişkilidirler hem de çelişkilidirler. Yani zahirde bakın iman, küfür, şeytan, melek çelişki. Soğuk, sıcak çelişki. Ama arkaya geçtiğin zaman melekut tarafına melek nur esmasında, şeytan mudin esmasında. Zahirde çelişki iken arka tarafta tefekkürde ilişkidir. Korku da böyle. Bak bir de okuyayım. Korku zemindir ümidin. Fikirler, hisler, duygular ve latifeler birbirini hem ilişkilidirler hem de çelişki içindedirler. Hem birbirine zemin olup ortaya çıkar. Düşün ki korku hissi yok. İnsan nasıl olurdu? Mesela dört tane kafada fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. Korku bunların dördünün arasını keser. Ümit ise dördünü bütünleştirir. Korku olsa ne olur? Duman olur. Tıra, taksi çarpsa ne olur? Anladınız mı? Kafada, akılda fikir, vicdanda his, içeriye giriyorum soğan kabuğu gibi. Akılda fikir, gir içeriye vicdanda his, gir içeriye kalpte duygu, gir içeriye ruhta latife. Bunları bir bütün yapan iman, ümit gibi Ali sermayen varken diyor. Barla'dan buldum onu. Hulusi abi diyor galiba Kayseri plakası ya 38 veya 47. sayfada Barla'da diyor ki, ustad diyor ki Hulusi abiye korktun mu vesaire diyor. İman ve ümit gibi Ali sermayen varken diyor ne korkacağım diyor. İman ve ümit. Bunun tersi nedir? Korku. O zaman korku ne yapar? Aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini makaslar. Keser, ayırır. Tek tek bırakır. İman ve ümit ne yapar? Dördünü bütünler. Abi, vasat korku... nimet. Nimet. Var marifetullahın zemini dediniz ya mesela. Heh. O bağları kesmiyor. Bütünleniyor. O haf oluyor o zaman. Korku kafa dönüşüyor. Yani kafullah'ta lezzet var diyor. Allah korkusu insana keyif veriyor. Ama
başka şeyden korkmak ürkütüyor. Peki Kafullah'ta korkuda, Allah korkusunda lezzet varsa, Muhabbetullah'ta ne olur ya? Allah'ı sevmeye başladın mı? Çocuk anasını emer gibi. Allah'a böyle zevk etmeye başladın mı? Allah'tan zevk almaya başladın mı? Ne demek ya? Allah'tan zevk alıyor ya. Kim yapıyor bu? Vicdanda Latife-i Rabbaniye yapıyor bunu. Mesela bir tane zevki söyleyeyim. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bazen böyle bir keyif vermiyor mu öyle? Her zaman olmaz. Bir huzur olmuyor mu? Veya bir derste. Veya bir secdede. Olmuyor mu? O huzur ne demek biliyor musun? Hazır olan zattan bizde ortaya çıkandır. Allah hazır olduğu için alemimizde bizde huzur gözüküyor. Şimdi düşün o huzura bak. Allah, yani niçin örnek verdim? İnsan o Allah'ın hazır olmasında bizde huzur, çocuk anasını emer gibi bizde o hazır olan zattan huzur oluyor bize. Böyle keyif veriyor. Anladın mı? Geç olduysa burada keseyim, sonradan şey yapayım. Tamam. 10 dakika geç oldu. Bunu okuruz. Her dersten sonra bir parçasını okuruz. Burada kesiyorum. Allah gecemizi mübarek eylesin. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu durusu Kur'aniye hizmetini hak etmediğimiz halde, liyakatımız olmadığı halde ihsan-ı ilahi, ikram-ı ilahi, lütfu rahmani olarak bize verdi. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bu nimet-i ilahi elimizden alma. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine, Musa Aleyhisselam'ın Allah'taki yakınlık, ünsiyeti ve yakınlığı böyle nazdarlığı hürmetine ya Rabbi, elimizden bu Kur'an hakikatlerini alma. Vahir davahumine elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selamlar.